YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Pandemi sürecinde en fazla uçuş yapan hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları, kural ihlalleri ve virüslü yolcu taşıması gibi nedenlerle son dönemde cezalar ve yaptırımlarla karşılaşmaya başladı. THY'nin geçen sene pistten çıkan uçağına ait raporda yayımlandı. İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını ele geçirdi. Almanlar Türkiye'nin yerli ve milli yolcu uçağı projesi olarak lanse edilen Dornier 328'in yeni nesil versiyonunu üretmek için düğmeye bastı. Endonezya'da 9 Ocak'ta yaşanan uçak kazasının nedeni autotrottle sistemi mi? Kaza ile ilgili şu ana kadar elde edilen bilgiler. Airbus yeni uçaklara olan talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle A320 ailesi uçaklarının üretimini artırma planında frene bastı. Dünyanın dört bir yanından havacılık haberleri. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Türk Hava Yolları pandemi sürecinde özellikle Eurocontrol'ün günlük uçuş verileri ışığında genelde Avrupa'da en fazla uçuş yapan havayolu unvanının sahibi oluyor. Ancak THY bu süreçte yaptığı bazı uçuşlarda çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezalar ve yaptırımlarla da karşı karşıya kalıyor. Hafta içinde Çin Sivil Havacılık Otoritesi, Türk Hava Yolları'nın son dönemde İstanbul Guangzhou uçuşlarında çok sayıda Covid-19 pozitif yolcuya rastlanması üzerine THY'nin bu şehre yaptığı uçuşları bir ay süreyle askıya aldı. Askıya alınan bu hattın Çin'deki başka bir rotada sefer artırımı için kullanılamayacağı da açıklandı. Ayrıca Türk Hava Yolları'na Pakistan ve Bangladeş'ten de negatif test sonucu ibraz etmeyen yolcuların uçurulması nedeniyle para cezaları geldi. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, THY ile Senegal'in başkenti Dakar'dan İstanbul aktarmalı Pakistan'ın Lahor şehrine uçan bir yolcunun negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeden uçurulması gerekçesiyle THY'ye 100 bin Pakistan rupisi, yani yaklaşık 620 dolar ceza kesti. Hatanın tekrarlanması durumunda Türk Hava Yolları'na verilen uçuş izinlerinin geri alınması da dahil olmak üzere daha katı bir ceza verileceği açıklandı. Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi de THY'nin İstanbul Dakka uçuşunda negatif Covid-19 test sonucu olmayan 3 yolcuyu taşıması nedeniyle 300 bin Bangladeş takası yani yaklaşık 3500 dolar ceza kesti. Öte yandan 31 Ağustos 2019'da THY'nin İzmir-İstanbul seferini icra eden Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na yaptığı sorunsuz inişin ardından taksi sırasında pistten çıkarak toprağa saplanmıştı. 147 yolcu ve 7 mürettebatın yer aldığı, hiç kimsenin yaralanmadan atlatıldığı olaya dair Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda Türk Hava Yolları uçağının pilotaj faktörüne bağlı olarak toprağa saplandığı kaydedildi. TK2307 sefer sayılı uçuşta kaptan pilotun iniş aşamasında havacılık kuralları dışında konuşmalar yaptığı, kara kutu analizlerinden olayın meydana geldiği sürat değerine bakıldığında her iki pilotun da kullanmış olduğu fren basınçlarının uçağı durdurmak için yeterli seviyede olmadığı SHGM'nin raporunda yer aldı. Bir taksi yolundan diğerine dönmeye çalışırken boylamasına kontrolün kaybedilmesiyle birlikte yetersiz yavaşlama olduğunu anlatan rapora göre Taksi yolu C'ye doğru dönüş sırasında aşırı hızın burun tekerleğinin kaymasına neden olduğu, uçağın kontrolünün kaybedilmesi ve pistten çıkmasıyla sonuçlandığı anlaşıldı. Pandemi nedeniyle seyahat talebindeki keskin düşüş ve ülkelerin sınır kapatma kararları sebebiyle Avrupa'da en çok yolcu ağırlayan havalimanı unvanı 2020 yılında el değiştirdi. Londra Heathrow Havalimanı zirveyi İstanbul Havalimanı'na kaptırdı. Heathrow Havalimanı'nda 2019'a göre yolcu sayısı %73 oranında düşerken yıl boyunca 23.4 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İkinci sıraya ise Paris Charles de Gaulle Havalimanı yükseldi ülkelere girişlerdeki test ve karantina uygulamaları yolcu sayılarının dramatik şekilde azalmasına neden olurken İstanbul'un iki havalimanı ve Moskova şeremetyevo Havalimanı sıralamalarda üst sıralara tırmandı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2020'de ağırladığı 17 milyon yolcusuyla Avrupa'nın en yoğun 8. meydanı olarak ilk ona girmeyi başardı. Londra Heathrow'un 3. sırada yer aldığı listenin 4. sırasındaysa Amsterdam Şipol kendine yer buldu. Şehir olarak bakıldığında da İstanbul, Toplamda 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren iki havalimanıyla diğer Avrupa şehirlerini geride bırakarak zirveni sahip oldu. Türk iş insanları Fatih ve Eren Özmen'in sahip olduğu ABD merkezli Sierra Nevada şirketi 2015 yılında Dornier'in bölgesel uçak projesinin tüm haklarını satın aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan bir protokol uyarınca Dornier 328 uçaklarının Türkiye tarafından yeniden imalatı gündeme geldi. Bu uçağın tasarımı üzerinden geliştirilecek yerli ve milli bölgesel yolcu uçağının TR -Jet ismiyle hayata geçirileceği duyuruldu. Adı TR 328 olacak uçağın hem jet motorlu hem de turboprop versiyonlarının geliştirilerek üretileceği ve uçakların ilk uçuş tarihinin de 2019 olacağı açıklandı. 70 ila 90 yolcu sınıfında geliştirilecek olan TRJ 628 uçağının da yine Türkiye'de üretilmesi hedefleniyordu. Proje için Sierra Nevada şirketi TRJ isimli yeni bir şirket daha kurarak Dornier 328'in haklarını bu şirket üzerine devretti. TRJ 328 ve TRJ 628'in çizim ve modelleri bu süreçte çeşitli etkinlik ve fuarlarda da SNC ve savunma sanayi tarafından sergilendi. Ancak proje sessiz sedasız şekilde rafa kaldırıldı. Uzun süren bir suskunluğun ardından Ağustos 2019'da Sierra Nevada şirketi Angela Merkel ve çok sayıda Alman bakanının da katıldığı bir etkinlikle Dornier 328'in turboprop modelinin Almanya'nın Leipzig şehrinde yeniden üretilmesi konusunda düğmeye basıldığını duyurdu. Geçtiğimiz haftaysa Alman uçak ekipmanları üreticisi Deutsche Aircraft, sıfır emisyonlu ezber bozan bir uçak olması hedeflenen D328 EKO'yu geliştirme planlarını resmi olarak açıkladı. Dornier 328 uçağının tip sertifikası üzerinden geliştirilip üretilmesi planlanan yeni uçağın Alman hükümetinin de katılımıyla daha verimli, uygun maliyetli ve çevre dostu bir uçak olma misyonuyla temiz havacılık çağına öncülük etmesi amaçlanıyor. D328 EKO, 2025 yılına kadar 50 koltuk altı bölgesel ve çok amaçlı uçak pazarları için de verimli bir alternatif sunacak. Uçaktaki yeni nesil aviyonik paket, daha fazla operasyonel verimlilik için gelecekte hayata geçmesi planlanan tek pilotlu operasyonlara izin verecek şekilde tasarlandı. Pratt Whitney'in PW127S motorlarından güç alan ve sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uyumlu D328 Eco'nun yeni kabin tasarımı, yolcu sağlığı, güvenliği ve konforu konularındaki ihtiyaçları da tamamen karşılayacak. D328, modern ve daha sürdürülebilir bir uçak için verimlilik ve performans gereksinimlerini karşılayan bir uçak olmasının yanında, enerji açısından temiz ve verimli teknolojilerle birleştiğinde önümüzdeki 15 yıl içinde sıfır emisyonlu uçuşlara giden yolu açması hedefleniyor. Böylece D328 Eco, 2050 için belirlenen uluslararası çevresel hedeflerin çok daha erken hayata geçirilmesine katkıda bulunacak. Deutsche Aircraft'ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Almanya'nın Leipzig şehrindeki son teknoloji sistemlerin yer aldığı Endüstri 4.0 ilkeleriyle çalışan son montaj hattında üretilecek uçağın tedarik zinciri sürecinde yerel ekonomileri canlandırması da hedefleniyor. 9 Ocak'ta Jakarta'dan kalkışından birkaç dakika sonra Java Denizi'ne düşen Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500'deki 62 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Endonezya'lı yetkililer hafta içinde uçaktaki kurbanları arama sürecine son verdi. Şimdi dalgıçlar uçağın kokpit ses kayıt cihazlarını aramayı sürdürüyor. Kazanın nedeni kara kutudaki bilgilerin çözülmesiyle ortaya çıkacak. Uçağın konumu, hızı, motor gücü ve kanat konfigürasyonları hakkında 300'den fazla parametreyi içeren uçuş veri kayıt cihazına kazadan bir gün sonra ulaşıldı. Yetkililer FDR'dan elde edilen 330 parametrenin tamamının iyi durumda olduğunu açıkladı. Kokpit ses kayıt cihazının da bulunmasının ardından tüm bilgiler eşleştirilecek ve ön rapor hazırlanacak. Dalgıçlar kokpit ses kayıt cihazı CVR'ın kasasını buldu ancak bilgilerin kaydedildiği belleğe henüz ulaşılamadı. Kazadan önceki dakikalarda pilotların yaptıkları konuşmaları ve eylemleri hakkında hayati bilgiler içeren CVR verilerine ulaşılması, kazanın aydınlatılması konusunda büyük bir önem taşıyor. Endonezyalı araştırmacılar enkazın durumu ve elde edilen ilk bilgiler ışığında uçağın suya çarptığında her iki motorunun da hala çalışır durumda olduğunu doğruladı. Uçak Covid-19 nedeniyle 2020'de yaklaşık 9 ay hizmet dışı kaldı ve yerde bekledi. Yetkililer uçağın Aralık ayında hizmete dönmeden önce olası motor erozyonu kontrolleri de dahil olmak üzere ciddi bir bakımdan geçtiğini söylüyor. Motor erozyonu, Boeing 737 uçaklarının 7 günden fazla park pozisyonunda kaldığında sıklıkla ortaya çıkan bir sorun. Uçağın bakım kayıtlarında motor gücünü otomatik olarak kontrol eden Auto Throttle sisteminde uçuştan birkaç gün önce arıza yaşandığı yer alırken bunun kazanın oluşumuna katkıda bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Auto Throttle sistemi arızalı bir uçağın uçması kabul edilebilir. Çünkü pilotlar motor gücünü manuel olarak kontrol edebilir. Wall Street Journal'da yer alan bir haberse FTR verilerinin kalkış sırasında uçağın motorlarından birinde Auto Throttle problemi olduğunun keşfedildiğini söylüyor. Haberde pilotların arızalı sistemi devre dışı bırakmak yerine çalıştırmak için uğraştıkları bilgisine yer verilirken bu senaryonun doğru olmasının motorlar arasında güç dengesi üzerinde önemli bir farklılık oluşturarak uçağın kontrolünün kaybedilmesine neden olmuş olabileceği iddia ediliyor. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus, yeni uçaklara olan talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle A320 ailesi uçaklarının üretimi konusunda planlanan artışın yavaşlatılacağını duyurdu. Airbus tek koridorlu A320 ailesi için üretimi 2021'in 3. çeyreğinde ayda 40'tan 43'e ve yılın son çeyreğinde de 45'e çıkaracağını açıkladı. Daha önce 2021 sonu itibariyle aylık 47 üretim yapılacağı ilan edilmişti. Airbus yönetimi kararın piyasanın durumuna uyum sağlamak için alındığını duyurdu. Airbus'un geniş gövdeli uçakların üretim sayılarına ilişkin hedefleri ise değiştirilmedi. A350 üretimi için üzerinde konuşulan potansiyel artış planındansa şimdilik vazgeçildi. Şirket ayda 5 adet A350 ve 2 adet A330 üretiminin istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini açıklarken ayrıca 2021'in ilk çeyreğinin sonunda A220 uçaklarının üretim sayısının da ayda 4'ten 5'e çıkarılacağını açıkladı. Hollanda hükümetinin koronavirüse karşı mücadelede yeni karantina yasası ek önlemleri kapsayacak şekilde açıklandı. Ülkenin milli havayolu KLM de 22 Ocak itibariyle bazı Avrupa rotaları da dahil olmak üzere tüm uzun mesafeli uçuşlarını tamamen askıya aldı. Hükümetin Hollanda'ya seyahat etmek isteyen herkesin uçuştan önce hızlı antijen testi ve ülkeye varışta da standart PCR testi yaptırmasını zorunlu kıldı. Üstelik uçucu personelin de aynı zorunluluklara sahip olması uçuşların devam etmesini imkansız kıldı. Bu nedenle KLM tüm kıtalar arası uçuşlarını ve mürettebat üyelerinin uçuş sonrası orada geceyi geçirmek zorunda olduğu Avrupa'daki varış noktalarına yapılan tüm uçuşlarını durdurdu. Kanada Sivil Havacılık Otoritesi 20 Ocak'ta Boeing 737 MAX uçakları ile ilgili tasarım değişikliklerini onayladı ve pilotlara ekstra eğitim gerektiren bir kuralla uçakların yeniden uçması konusundaki yasağı kaldırdı. Kararın hemen ardından ülkenin en büyük ikinci havayolu WestJet, Calgary Vancouver rotasında yaklaşık 2 yıl sonra Boeing 737 MAX ilk ticari seferini gerçekleştirdi. WestJet ilk aşamada Boeing 737 MAX uçaklarıyla Calgary ile Toronto arasında haftada 3 sefer gerçekleştirecek. WestJet yönetimi başlangıçta yolcuların uçakla ilgili güvenini geri kazanmak, bu esnada da şeffaflık ve esnekliği sağlamak konusunda kararlı. Bu yüzden MAX uçmak istemeyen yolculara diğer uçak tipleriyle yapılan seferlere değişiklik hakkı sunulacak. Öte yandan ülkenin milli havayolu Air Canada'nın da 1 Şubat'ta 737 MAX Max ile ticari operasyonlara aynı politika çerçevesinde döneceği açıklandı. Air Canada 737 Max'le ile Toronto'dan Halifax, Montreal, Ottawa, Edmonton ve Winnipeg'e yaptığı uçuşlarda görev verecek. Öte yandan Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA'nın da önümüzdeki hafta 737 MAX uçaklarının uçuş yasağının kaldırılması için onay vermesi bekleniyor. Çin Sivil Havacılık Otoritesi'nin ise 737 MAX yasağının kaldırılması için hiçbir girişimi ve adımı bulunmuyor. Çin, yaşanan kazalar öncesi 737 MAX için en popüler pazarlardan biri durumundaydı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni low cost havayolu Vizehir Abu Dhabi 16 Ocak'ta ilk kez gökyüzüyle buluştu. Havayoluna ait Airbus A321 Neo, Abu Dhabi Havalimanı'ndan Yunanistan'ın Atina kentine hareket etti ve şirketin resmi tarifeli seferleri başladı. Vizeyir Abu Dhabi'nin uçuş ağında Atina, Selanik, İskenderiye, Kutayzi, Larnaka, Odessa ve Erivan yer alıyor. Önümüzdeki aylarda başka destinasyonların da uçuş ağına ekleneceği açıklandı. Kanadalı imalatçı De Havilland uçaklara olan talebin azalması nedeniyle mevcut siparişlerin üretimi tamamlandıktan sonra bölgesel turboprop uçak modeli olan D8 Q400'ün üretimini bu yıl içinde süresiz olarak durduracağını duyurdu. İmalatçının şu anda d 8400 modeli için üretilmeyi bekleyen 17 siparişi bulunuyor. Şirketin 2023'e kadar taleplerde bir yükseliş olmaz ve yeni siparişler alınamazsa tesisi boşaltması planlanıyor. Analistler D8'in rakibi ATR'ye karşı gücünü kaybetmesi Covid-19'un ikinci el bölgesel jetlerin fiyatı ve arzu üzerindeki olumsuz etkisiyle birleştiğinde De için geleceğin çok parlak olmadığı görüşünde. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli iki dev havayolu Emirates ve Etihad, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata'nın hayata geçirdiği dijital seyahat karnesi Travel Pass uygulamasını kullanmaya başlayan ilk havayolları oldu. Dijital sağlık karnesi, seyahat sırasında ilgili yetkililere gösterilebilen test sonuçları ve aşı durumu dahil olmak üzere yolcunun Covid ile ilgili tıbbi geçmişi hakkında hayati bilgileri içeriyor. Uygulama ayrıca yolculara farklı ülkelere giriş konusunda yasal gereklilikler hakkında yararlı bilgiler sağlarken o ülkedeki onaylı test tesislerinin de konumlarını gösteriyor. Denemelerin başarılı olması halinde Travel Pass uygulaması iki havayolunun tüm uçuşlarında aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Ukrayna ülkenin silahlı kuvvetlerine tedarik etmek için yaklaşık 17 yıl sonra Antonov 74 uçağının üretimini yeniden başlatmayı hedefliyor. İlk uçuşunu 1979'da yapan An-74 kısa orta menzilli hafif nakliye kargo ve yolcu uçağı. 1985 ve 2004 yılları arasında toplam 62 adet üretilen An-74 hala dünyanın dört bir yanındaki birçok sivil ve askeri operatör tarafından kullanılıyor An-74, yüksek hava hızı sağlayan, kanatların üzerine yerleştirilmiş motorlarıyla benzersiz bir tasarıma sahip. An-74 için üretimin yeniden başlatılması, dünyanın en büyük nakliye uçağı olan An-225'i tasarlayan, eski Sovyetler Birliği ve şimdi Ukrayna devletine ait Antonov için önemli bir adım olabilir. Bölgede yaşanan ekonomik kriz ve uçakların birçok parçasının üretildiği Rusya ile ilişkilerin kopması nedeniyle Ukrayna'da uzun yıllardır uçak imalatı durmuş vaziyette. Çin'in tek koridorlu yolcu uçağı C919 düşük sıcaklık koşullarında gerçekleştirilen uçuş testlerini Kuzey Çin'deki İç Moğolistan Özel Bölgesi'nin Hulunbuir kentinde tamamlamayı başardı. Sistemin ve uçak ekipmanlarının performanslarının çok düşük sıcaklıklarda denenmesi için yürütülen testler 20 gün süreyle en düşük sıcaklığın eksi 40 derece olduğu şekilde tamamlandı. Deneme uçuşları için Hulunbuir'in seçilmesinin nedeni soğuk havasıyla bilinen bu kentin kışın eksi 25 derece olan sıcaklık ortalaması oldu. Çin'in ilk yerli tasarım uzun menzilli uçağı olan C919, 158 ila 174 yolcu kapasitesiyle 4075 ila 5555 kilometrelik özerk uçuş menziline sahip. Üretim hattından 2015 yılında çıkan ve ilk uçuşunu da 2017 yılında yapan C919'un bu yıl içinde sertifikasyon süreçleri tamamlanılıp aktif hizmete başlaması bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.